Deney Fabrikası'nın kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evde basit malzemelerle size mikroskop yapımını göstereceğim. Bu mikroskop yardımıyla bakterileri falan görebileceğiz. Mikroskop camları görebileceğiz. Bunun malzemelerine geçelim şimdi. Evde nasıl mikroskop yapılır ona geçelim. Şöyle bir güçlü bir tane fenerimiz var. Bundan ışıktan yararlanacağız. Bunun ışığıyla daha rahat görebiliriz şeyleri. Şöyle bir ışığı var. Siz daha güçlü fenerler veya bunun gibi fenerler bulabilirsiniz. Şöyle bunun üzerine koyacağız. Daha güzel ışık sağlayacak bize. Sonra burada bir lazerimiz var. Bu lazerin şöyle lazeri var. Şöyle ışığı var. Bunun şuradaki camını kullanacağız. Camıyla bunun camını telefona takacağız. O yüzden lazere ihtiyacımız var. Sonra şöyle bir CD kabımız var. Bunu lamlamalı olarak kullanacağız. Neresini kullanacağız derseniz. Şu şeffaf kısmını lamlamalı olarak kullanacağız. Bunun üzerine suyumuzu damlatacağız. Buradan gözlemleyeceğiz. Şöyle şeffaf kısmını kullanacağız CD kabının. Sonra şöyle bir yapıştırmada kullanacağımız şöyle bir dakika, evet. Silgi hamurumuz var. Şöyle bende silgi hamuru var. Ama siz sakız yapıştırıcı var. Sakız yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Veya hamur da kullanabilirsiniz. En iyisi sakız yapıştırıcı da olabilir. Yani en uygun bunun için. Ama benimki hamur silgi. Böyle evde bu vardı. Bunu kullandım. Sonra şöyle bir şırıngamız var. Suyumuzu alacağız buradan. Suyumuz da şöyle arkadaşlar. Suya, bildiğiniz suya ot attık. İşte dışarıdan topladığımız otları bunun içine attık. Ve burada bakteriler üreyecek. Yani mikroskopik canlılar üreyecek. Ve daha rahat bir gözleme yerine sahip olacağız. Şöyle bir de şırıngamız var. Bununla suyu alıp şu lamel dediğimiz yere damlatacağız. Sonra bir de telefonumuz var. Telefondan gözlemleyeceğiz. Telefona şundan kopardığımız parçayı takacağız. Sonra onunla gözlemlemeye çalışacağız. O zaman şimdi arkadaşlar bu arada şu otu 2-3 gün beklememiz gerekiyor. Bunu 2-3 gün bekledikten sonra bunu yapmaya hazır olacağız. O zaman şimdi bunun mikroskop camlarının üremesini bekleyelim. Ondan sonra nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta şöyle yapıyorsunuz. Lazerin şu başlık kısmı var, baş kısmı var. Şu baş kısmını şöyle çıkartıyorsunuz. Buradan şurayı da çıkartıyorsunuz gördüğünüz gibi. Çıkartıyorsunuz. Şurada yeşil bir yer var. Bunu da çıkartıyorsunuz. Burada lazerimizin şu iki yer feneri. Şurası ise şuradaydı. Şurada. Böyle göstereyim. Şurada lazerin çıktığı yer var. Burası lazerimizi büyüten yer. Yani lazerin olduğu yer. Şu kısım. Bu kısmı kullanacağız arkadaşlar. Şu lazerden çıkan kısım. Bunu şuraya şu şekilde koyuyoruz. Şöyle. Kameranın üzerine tam olarak. Ve etrafına sabitlemek için şöyle hamuru böyle şey yaptık. Böyle yaptık. Hamuru geçiriyoruz. Şöyle sonra sabitliyoruz. Kameranın üzerine sabitledik. Bu görüntüyü büyütecek. Ve mikroskop olarak kullanmamıza yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu suyun biraz daha bakterilerin üremesini bekleyeceğim. Yani 2-3 gün sonra bunu gözlemleyeceğiz. Ve birkaç bir şey daha gözlemleyeceğiz mikroskopumuzla. O zaman şimdi mikroskopumuzun oldu, şöyle göstereyim. Şimdi o zaman bir şeyler inceleyelim, yani bakterimizi incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, mikroskopumuzu şöyle yapmıştık. Şöyle şuraya lazerden çıkan parçayı taktık ve ardından şuraya hamurla sardık şöyle. Mikroskopumuz hazır. Telefonun kamerasını taktık ve şöyle arkadaşlar biz çeşitli şeyleri inceleyeceğiz. Mesela suyumuz var. Videonun başında göstermiştim. İçine böyle bitkilerimizi vesaire attık ve suyumuzu hazırladık. Ve burada soğan zarımız var. Gözükmüyor olabilir kameraya. Şurada bir soğan zarı koyduk. Bir camın üzerine veya o başta videonu söylemiştim. CD kabından çıkardığımız o şeffaf şeyin üzerine de koyabilirsiniz. Lamlamel niyetine olabiliyor. Sonra arkadaşlar parayı inceleyeceğiz. Parada birkaç yer var böyle mikroskopla görülebilen.
Ve insan vücudunu inceleyeceğiz. Yani elimi inceleyeceğim şöyle. Elimi mikroskop yardımıyla göreceğim. Sonra saçımı inceleyeceğim. Daha güzel görüntüler elde ediliyor. Çeşitli şeyleri inceleyeceğiz. Ben size ilk bununla göstermeye çalışacağım. Ama böyle çok iyi görünmediği için sonra tam ekran modunda size göstereceğim. Tam ekran olarak daha net izleyebilmeniz için. Şimdi ilk olarak şöyle parada şöyle bir yıldız bölümü var. Bir de arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Şurada video bölümü var. Video almanız gerekiyor şöyle. Ve şurada paranın şu kısmında yıldız bölümü var. Şöyle bir yıldızımız var. 10 liranın üzerinde. Şimdi o yıldızda 10 lira böyle bir sürü 10 lira yazıları var. Onları inceleyeceğiz. Bakın şöyle. Bir sürü 10 lira var. Böyle 10 TL, 10 TL, bir sürü 10 TL yazıyor. 10 TL'de 10 lira yazıyor. 20 TL'de 20 lira yazıyor. Böyle bir sürü şey var. Arkadaşlar ben şimdi buradan çok iyi gözükmediği için şimdi size tam ekran modunda daha güzel bir şekilde izleteceğim. Hadi o zaman mikroskopumuzun neleri gösterdiğine bakalım. Arkadaşlar şöyle 10 liramız görünüyor. Aynı zamanda telefonunuzun zoom özelliğinden de yararlanarak daha da büyütebilirsiniz. Şeyleri inceleyeceğiniz şeyleri. O zaman şimdi diğer inceleyeceğimiz şeye geçelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi elimdeki parmak izleri şöyle görünüyor teker teker. Öyle eldeki ter parçacıkları da görünüyor bazen böyle. Su görünüyor. Bunlar parmak izlerim. Böyle biraz avuç içime gelirsek. Böyle yine gördüğünüz gibi böyle küçük böyle kıl gibi şeyler var. Hafiften göründü demin. Böyle gördüğünüz gibi böyle kıl gibi şeyler var. Böyle. Gerçekten çok ilginç. Şimdi arkadaşlar kılları incelemeye geçeceğiz. Yani saçımı incelemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi soğan zarını inceliyoruz. Şöyle soğan zarının üzerindeyiz. Bunlar hücre olabilir. Tam bilmiyoruz ama hücre olabilir. Şöyle soğan zarını inceliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle telefonunuzun zoom özelliğinden yararlanarak dediğim gibi şöyle inceleyebilirsiniz. Zoom'la daha güzel gösteriyor. Böyle bir sürü şey var gördüğünüz gibi. O zaman diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şöyle tek hücreli mikroskopik canlılarımız var. Böyle gördüğünüz gibi suyun içerisinde yüzüyorlar. Hareket ediyorlar. Şöyle zoom özelliğinden de yararlanarak daha da büyütebilirsiniz. Şöyle bazı yerlerde varlar şöyle gördüğünüz gibi. Zoom özelliğinden yararlanarak şöyle büyütebilirsiniz. Ve bu da kirli suyumuzda oluşan bakteriler. Yani tek hücreli mikroskopik canlılar. O zaman şimdi de diğer şimdi vücudumuzu incelemeye geçeceğiz. Elimizi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kolu inceliyoruz. Kolumu inceliyorum ve şöyle kıllar var yer yer. Böyle derimi görüyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bunu yapıp bu bir kolay mikroskobu yapıp siz de şöyle mikroskopunuzu da çıkardım şöyle gördüğünüz gibi. Siz de mikroskopu böyle yapıp inceleyebilirsiniz çeşitli malzemeleri, maddeleri inceleyebilirsiniz çeşitli. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur ve güzel şeyler gösterebilmişizdir sizlere. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanda da iki videomuz çıktı. Oradan da başka deneylerime, başka videolarıma gidebilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi. Görüşmek üzere.